Selam, ben Kıvanç Ökten. Bu sene 3 sporcumuzun yarışacağı Mr. Olympia'ya ileride biz de Brezilya gibi onlarca sporcuyla katılabilir miyiz? Olmaması için bir sebep yok. Dünyanın en fakir ülkeleri listesinde Brezilya 108. Türkiye 143. sırada. Buradan anlıyoruz ki ekonomik durum tek başına engel değil. Bundan 5-10 sene sonra sambacılarla yarışabilmek istiyorsak bugün uluslararası vücut geliştirme arenasında dereceler elde eden, basamakları yavaş yavaş tırmanan genç amatör atletlerimizin olması gerekiyor. Yaklaşık bir sene önce Instagram takipçilerim arasından rastgele seçtiğim arkadaşlara kendimce fizik analizi yaptığım serinin ikinci bölümüne konuk olan Efe Baştürk bunlardan biri. Efe Eylül'deki Türkiye şampiyonasında -75 kilo gençler bodybuilding şampiyonu olmuştu. Bu ona milli takıma seçilme ve İran'ın Tahran şehrinde düzenlenen IFBB Gençler Dünya Şampiyonası'nda ülkesini temsil etme hakkı verdi. Efe yine ıskalamadı ve burada da -75 kilo birinciliğini elde etti. Hem de sikletindeki 7 İranlı rakibini arkada bırakarak. Efe'nin imza pozu kesinlikle abs and thighs, yani karın ön bacak. Bu pozda vakumu da, kanatlarının genişliği de, quadricepslerindeki detay ve ayrım da şahane. Zaten alt vücudu komple çok başarılı. Yandan pozlarda arka bacakların kavisi ve kalfları, arkadan pozlarda kalça kaslarının tarakları hemen göze çarpıyor. Ben onun yerinde olsam klasik hatlarımı kaybetmemeye çalışarak tüm vücudumu, özellikle de kollarımı ve sırtımı büyütmeye odaklanırdım. Bugün IFBB Pro League'de izlediğimiz başarılı sporculara bir geçmiş taraması yaparsanız büyük kısmının yolunun IFBB'nin gençler şampiyonalarından geçtiğini görürsünüz. Neden Efe'de bir gün Tony Duong gibi simetrisi, orantısı ve estetiğiyle kendisinden çok daha uzun ve ağır sporcuları katleden bir klasik fizikçiye dönüşemesin ki? Ben onda bu potansiyeli görüyorum ve yakından takipteyim. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşeceğiz.